Tarih boyunca Türk'ün adı göçle yazıldı. Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan serüvende, ecdadımız gittikleri yerlerde barışı ve huzuru inşa ederken, inançlara, dillere ve kültürlere gösterdiği anlayış ve müsamaha ile de her zaman örnek oldu. İşte Balkanlar'da bunun hayat bulduğu yerlerden biri. Adı göçle yazılan milletimiz, önce Alpler, Erenler olarak Balkanların içlerine doğru ilerlerken, bugün 100. yılını idrak ettiğimiz mübadele ile ana vatanlarına geri dönmek zorunda kaldılar. Gelin ilk olarak yüzlerce yıl yaşayıp kök saldıkları Balkanlar'da yaşamış milletimizin oralarda nasıl yaşadıklarını daha iyi anlayabilmek için hikayenin en başına kısaca göz atalım. Aslında şöyle söyleyelim, Osmanlı Devleti tabii bir Balkan Devleti olaraktan büyüdü. İstanbul fethedilmeden önce Balkan toprakları fethedilmişti biliyorsunuz. 1300'lerden itibaren Balkan toprakları fethedilmeye başladı. Yani Osmanlı önce bir Avrupa Devleti olaraktan büyüdü. Ve Osmanlı Devleti var olduğu sürece dediğiniz bu etnik renklilik, unsurlar böyle barış içinde yaşadılar. Osmanlı Devleti barışı getirdi aslında baktığımız zaman Balkan topraklarına. Osmanlı Devleti Balkanlar'da kurulmuş bir devlettir kuruluş itibariyle. Dolayısıyla çok fazla göç 300-400-500 sene boyunca Türk soylu olanlar, yani Türk milleti bir şekilde Balkan Devleti olarak Osmanlı Devleti'ni kurmuştur. Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı coğrafyasının kendisini içinde bulduğu gerilimli savaş yılları, çok uzun savaş yıllarıydı. Aşağı yukarı kesintisiz bir şekilde farklı cephelerde devam etti ve imparatorluğu oluşturan unsurların her birini kendi milli değerlerini keşfetmeye sevk etti. Balkan Savaşı sonrasındaki o paylaşımı aramak lazım. Yani her ulus kendi milli devletini kurmak istiyor. Ve aslında bütün çabalar bununla alakalı. Fakat sizin de bahsettiğiniz üzere 1878 dediğimiz özellikle 93 Harbi'nden sonra ülkeye toprak kaybetmesiyle beraber göçler gelmeye başlamış. Buraya gelmeden evvel diyor babam, Yunanistan bizi diyor bırakmak istemiyordu oradan buraya, Yunan hükümeti. Aldım. Nasıl işte toplantı yaptılar diyor. Türklere konuşma yapacaklar. Yunan delegasyonu çıktı dedi, işte 500 seneden beri buradasınız, ananız babanız burada gömülü, şöyle oldu, böyle falan anlatıyor diyor Yunan şeyi. Millet öyle dinliyor diyor Türkler orada şeyi, Yunan delegasyonu. Çatalca'daymış o adam, babam ismini biliyordu, o geldi dedi orada dedi Yunan delegasyonu. Dedi konuşup durma dedi, Türkiye'ye gireceğiz dedi. Taş kaynatıp suyunu içeceğiz dedi, hür yaşayacağız dedi. Burada kalmak istemiyoruz dedi. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkedeki nüfus azlığı, Türkiye'deki Rum ve Yunanistan'daki Türk azınlığın durumu, Lozan Konferansı sırasında Yunanistan'la bir nüfus değişimi, ahali mübadelesi sözleşmesi yapılmasını zorunlu kılar. 30 Ocak'ta imzalanan Yunan ve Türk halklarının mübadelesine ilişkin 19 maddelik sözleşme ve protokolün birinci maddesi, Türk topraklarına yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyrukluların 1 Mayıs 1923'ten başlayarak zorunlu mübadelesini öngörmektedir. Selanik bölgesinde Batı Trakya'nın dışında Yunanistan'da yaşayan Türk nüfusla İstanbul'un dışarısında, İstanbul'un içindekiler hariç kalan Rum nüfus değiş tokuş yapıldı, yani mübadele edildi. Ben de Selanik, Kuzey Makedonya, Nastiç bölgesinde ki bir evladı Fatihan ailenin üçüncü kuşağıyım. Tabii sizin ifade ettiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinde önceki en son yaşanan dramlardan bir tanesi mübadele. İşte o valizlere, o bavullara bütün hatıralarını, bütün her şeylerini, birikimlerini sığdırmak zorunda kalan
evladı Fatihanlar. Tabii Türkler göç ederken Balkan topraklarından Türkiye'ye, bunun yanında Müslüman olan Arnavutlar, Boşnaklar gibi unsurlar da Türklerle beraber bu göçe katılmışlar. Çünkü Balkanlarda Müslüman olmak demek, Türk olmak demek. İkisi özdeş birbiriyle, Müslümanlık ve Türklük. Dolayısıyla Türklerle beraber Müslümanların da göçü var. Büyük merkezleri sayayım. Köyler, bunları kitapta veriyoruz zaten. Yüzlerce köy var çünkü. Langaza, mesela Langaza'dan gelenler, Yörükler daha çok işte Selim Paşa'ya, Değirmen Köy'e getiriliyor. Kılkış, mesela Kılkışlar çantaya getiriliyor. Eski adıyla Avretisar. Doyran, yine çantaya, Gümüşakaya, Doyran'dan getiriliyor. Gevgili, burası sınır kapısıdır şu anda. Makedonya ile Yunanistan arasında Gevgiliye diye geçiyor. Oradan Karacaabat'tan yine çantaya getiriliyor. Karaferye, Katerin, Vodina, Yeniceği Vardar gibi Yunanistan'da birçok bölgeden ve kasabalarından, buraya bağlı kasabalardan, köylerden, Drama'dan getiriliyor mübadiller buraya. Bölgelere göre, ama daha ağırlıklı olarak dağlarda olanlar odunla uğraşıyorlar. Hayvancılıkları var. Kasaba olanlarda, kasabalardan gelenlerde ticaret de var. Ama çoğunluk ve yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar ya. Yani. Çiftçilik ve hayvancılık geçimleri o. Özellikle Silivri'ye Nasliç bölgesinden göçlerin geldiğini görüyoruz, yerleştirildiğini. Diğer bölgelerine oranla biraz daha kültürlü olanların geldiği bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi Rumca bilenlerin sayısının çok fazla olduğu bir yerleşim alanı. Onlar bir köyde yaşıyorlarmış. Nasliç'e bağlı Nosima köyünde yaşıyormuş babamlar. Köy, Makedonlar ve Müslüman Türklerin bir arada yaşadığı bir köy. Dolayısıyla oradaki o Makedonların dilini de almış oluyorlar böylece. Hatta buraya geldiğinde Bulgarca, yani Makedonca dili, ana dilleri gibi kullanıyorlardı. Ancak Yunanistan'a giden Rumlar içinde de Türkçe konuşan Gagavuzlar, Trakya'daki Gagavuzlar ve Orta Anadolu'daki Karamanlılar da, yani Anadolu Ortodoks Türkler de Yunanistan'a gönderilmişlerdi. Çünkü kriter dini bir kriter. Her gün çocuklar dayak yerlermiş. Çünkü sevmezler bizi. Allah razı olsun Atatürk'ümüze ki kurtarmış babalarımızı, dedelerimizi oradan getirmiş burayı. Mustafa Kemal'in mecliste çeşitli konuşmalarında da bu konuya değindiğini, aynı zamanda Türk-Yunan ilişkileri açısından da konuya önem vererek üstünde durduğunu görüyoruz. Mesela 1 Mart 1924 tarihli bir konuşmasında imza edilen anlaşmayla Yunanistan'la Türkiye arasında siyasi ilişkilerin başladığını, muhacirlerin nakli konusunda da gerekli konuların tartışıldığını, elbette ki bu konuda çok zorluklar bulunduğunu, fakat beraberce dürüst bir şekilde bu konuda ilerlenerek sulh ile faydanın sağlanabileceğini, böylece iki taraf için de en uygun çözümün gerçekleşebileceğini söylemektedir. Boşalan yerlere mübadiller geldi. Bunların malları takas edildi. Bizimkiler orada bıraktıkları malları karşılığında Selim Paşa'ya iskan oldu babamlar, babaannemler. Bize o zaman 40 dönüm arazi verdiler burada Selim Paşa'da. Neyi bırakmadı? 300 dönüme yakın tarla bıraktılar. Efendime söyleyeyim, koyunları bıraktılar, hayvanları bıraktılar. Öyle çırçıplak geldiler buraya. Ceplerinde para olmadığı için para da getiremediler. Burada ne verdilerse onunla geçirmeye uğraştılar. Cevizleri varmış, kestane ağaçları varmış. Öyle. Armanları şey yaparmışlar. Bir tarlanın ortasında ve bahçesi ve arman. Orada arman dövüyorlardı. Buğdayları falan. Öyle anlatırdılar. Babamın anlattığına göre bakkal dükkanımız var. Bakkallık zaten oradan geliyor babama. Dedem Aliyet'in bakkal dükkanı var. Aliyet'ten babamın dayısının, Elmas dayının da aynı zamanda köyün muhtarı, onun da bakkal dükkanı var. Köyün iki tane bakkal dükkanı var. İkisi de dayısınla dedemin. Dedemin memlekette iki tane o kardeşi varmış. Erkek kardeşi. İkisi de memlekette ölmüş.
İkisinden de birer kız, birer oğlan kalmış. Dedem yanına almış bunları, yani kendi evladı gibi. Oradan gelirken onları da getirmiş. Gelinleri orada, çocuklarını, analarını evlendirmiş başkasıyla. Biz beraber bir yerde istan gördüler onlarla beraber. Dedem kendi çocukları gibi yanına almış. Kök salınan toprakları bırakıp gelmek hiç de kolay olmaz elbette. Dönemin getirdiği zor şartlar, çeşitli salgın hastalıklar, yokluklar yetmezmiş gibi Lozan Mübadele Anlaşması ile birlikte yüzlerce yıl önce yerleştikleri topraklardan ayrılmaları istenir onlardan. Kapı komşusu olarak yaşamış milletler artık karşı karşıya gelmiştir. Ve tüm bunların sonucunda tam anlamıyla travma olarak tabir edilecek bu zorunlu göç süreci, çeşitli çete faaliyetleriyle de insanların evlerini terk etmesini hızlandıran bir durum halini alır. Onlar için büyük bir travma mübadele. Çünkü orada yaşanan çok ciddi olaylar var. İşte komitacılık sürekli bir yandan Meko'dan komitaları, bir yandan Yunan komitaları, bir yandan Sırp komitaları, sürekli baskınlar halinde ve yaşamları bir ince bir çizgi üzerindeymiş. Tam bir Bermuda şeytan üçgeni. Yani bir tarafında Makedonya sınırını, bir tarafında Bulgaristan sınırını, bir tarafında Yunanistan, bir tarafında Arnavutluk. Bu bölge tamamen çetelerin baskıları altında yaşamış insan kitlesiyle doluydu. Rahmetli dedeciğim, anneanneciğim anlatırdı. Anneannem derdi ki, bizim son zamanlarımızda buraya gelmeden önce ben senin dedeni ayda bir ya görürdüm ya göremezdim. Neden? Çünkü çete savaşları başlamış orada. Çetecilik başlayınca Bulgar çeteleri var, Rum çeteleri var. Mecburen bunların erkekleri de Türk çetelerini, kendilerini korumak adına çetelerini kurmuşlar. Biz tabii mübadeleye bağlı olarak Rumları konuşuyoruz ama Ortodoksları. Bulgarların da çeteleri var, Arnavut çeteleri var. Yani bunlar hem Balkanlarda faaliyet gösteriyor, Sırp çeteleri var, hem de Doğu Trakya dediğimiz bizim bölgemizde faaliyet gösteriyor. Şimdi çantanın esas bize burada yardımcı olan Süleyman Kapetan. Buraya mübadele geldiğimiz zaman gelirmiş çeteler, o zaman razı ederlermiş. Çıkın buradan, bizim yerimizden falan. Süleyman Kapetan gelirmiş, o demiş ben gelmeden çıkmayın buradan. Atatürk'ten belgesi var adamın. Komşu, ben adamı tanırım. Çerkezköy Değirmenköy arasında faaliyet gösteren 3 tane Rum eşkıyası grubu var. Bunların bir tanesinin görevi sadece Çerkezköy Değirmenköy arasını kontrol etmek. Yani eşkıyalar var ve görev alanları bile belli. Yani olay bu derece mübadeleye gelmeden önce, bu anlattığım 1919 yılı, 18-19-20, halk kopmuş durumda. Buradaki ahali paniğe kapılanlar Yunanistan'a kaçmışlardır. Yunanistan'a kaçan bu buradaki o savaştan korkup da kaçanlar orada köyleri basarlardı. Yani insanlara zulüm yaparlardı. Zaten kendileri sıkıntı içerisindeydiler. Bu sıkıntıları gidermek için ne yaparlardı? Efendim, köyleri basarlardı, para isterlerdi. Bazılarından koyun alırlardı, bazılarından inek alırlardı. Geçim sağlamaya çalışırlardı. Ve Türkler göçe zorlanıyordu. Aynı şekilde Sırplar ülkelerindeki Müslümanların çıkması için yoğun baskı yapıyorlardı. Ve kendilerinin örnek aldığı bir uygulama vardı. Bu uygulama Çarlık Rusyası'nın Kırım ve Kafkasya'da yaptığı deportizasyon politikasıydı. Yani eğer halkı korkutursanız, canıyla, malıyla, namusuyla tehdit edecek olursanız, halk bulunduğu yeri terk ediyordu. Ve bu terk çok masrafsız bir şekilde o topraklara yurt edinmenizi sağlıyordu. Tabii, her akşam basıyorlardı evleri. Çekiyorlardı, çeteler vardı. O çeteler rahatsız ediyorlardı Türkleri. Babaannemin annesine biraz eziyet yapmışlar, böyle başı bağlı geziyor diye. Alıp başındaki başörtüleri alıp ayaklarında çiğniyorlarmış. Bizim diyor evimizin önünde iki tane dosun, o zaman tabii hayvancılık. At yok, şey yok. Hayvancılık, çiftçilik yapıyorlarmış.
Bizim diyor geldi diyor Rum çeteleri, Yunan çeteleri o iki tane tosunu diyor bağlı kazığından aldılar götürdüler diyor. Sırplar basmış orasını tabii, onların köyünü. Belen 30-35 yaşındaki adamları toplarlarmış. 500 kişi kadar toplamışlar bir camiye. Ondan sonra hepsini bağlamışlar bunları Sırplar. Bir Balandere varmış. Orayı götürürlermiş de. Süngül öldürürlermiş yani Türkleri. Tabii dedem de onların içinde tabii. Dedemi de bağlamışlar. Giderken gece tabii. Giderken dedemin Allah tarafından kolları çözülmüş. Gönlünden demiş. Süngül öleceğimdense kaçarım demiş. Silahla tuttururlarsa tuttururlar. Tutturmazlarsa kurtulurum. Ondan sonra bir gocuk varmış sırtında dedemin. Öndeki gavurun kafasına atar gocuğu, sıyrılır kaçmağa. Tabii arkadan başlamışlar gece, tak tuk tak tuk, tutturamamışlar tabii. Türk evlerinin pencerelerine yapılan perdeler siyah perde. Işık vurmasın dışarı. Onların gece bekçileri vardı. O gece bekçileri Türk evlerini gece göz altında tutarlardı. Bakalım ne konuşurlar içeride, ne konuşmazlar. Hızdıraplı yani. Onun evine askerler girmek istemiş. O da dedem de sokmamış onları evlerine. O zaman Doyran'da. Orada mısır tarlasında pusu kurmuşlar. Kalkmışlar, gitmişler arama ama tarlada bulmuşlar ölü. Askerler vurmuş onu. Oralarda zaten Sırplar hep öldürmüşler. Babamın babasını öldürmüşler, kardeşini öldürmüşler. Anlattıklarına göre tabii ben bilmiyorum evde. Ondan sonra babam saklanmış, tuvalet girizlerine saklanmış. Çocuk yani, kurtarmış kendini. Muharrem Ağa dedem de Yunanistan'dan geliyor. Bir dedemin, dedesinin bir kardeşini, Yunanistanlı camide iki kardeşini caminin önündeki kahvede otururken eşkıyalar öldürüyor. Ondan sonra kaçmak zorunda kalıyorlar. Onları çarmışlar. Nasıl çarmışlarsa yok ettiler. Yok olan adam ne olur? Haliyle ölüme kaldı. Aile büyüklerinin kaçırılmasından köylere yapılan baskınlara, ana dili kullanmaktan çekinilecek bir ortamın varlığından can ve mal tehlikesine kadar uzanan çetelerin yarattığı baskı ortamı yola çıkmanın kaçınılmaz bir hal almasını sağlar. Her ne kadar Lozan Anlaşması ile yol güvenliği iki ülke tarafından garanti altına alınıyor olsa da işlerlikte bunu hakim kılmak o kadar da mümkün olmaz. Yükte hafif, pahada ağır, taşınabilecek eşyalarını yanına alarak yola çıkan mübadiller, huzurla yaşadıkları evlerini, alın terleriyle suladıkları tarlalarını, dedelerinin mezarlarını, çocukluk hatıralarını geride bırakarak yola çıkarlar. Ve yolculukta karşılaşacakları olumsuzlukların hiçbirinden haberdar değillerdir henüz. Yolculuğu 3 aşamada değerlendirmemiz mümkün. Öncelikle iskeleye geliş, iskelede neler yaşadılar ve vapurda neler yaşadılar. Öncelikle iskele gelişte kent ve kasabalarda yaşayan Türkler açısından bir sıkıntı yoktu. Çünkü mallarını zaten satmışlardı veya çok az eşya ile trenler yoluyla iskeleye gelebiliyorlardı. 22'den önce gelmişler bazıları, oradaki baskı, Yunanistan'daki Selanik'teki baskıya dayanamamışlar. Bazıları önce gelmiş. 1917'lerde, 18'lerde. Öncelikle olarak köyden çıktıkları zaman arabalarla yaya, kayalara kadar geliyorlar. Kaylar diye bir yer var, ilçe var. 27 kilometre mesafede Nasiç'e, Nasiç köylerine. Oraya dediğim gibi yayan geliyor, arabalarla geliyorlar. Ondan sonra trene binip Selanik'e geliyorlar. Acılar var. Nasıl var? Yolda ölenler var. Orada ölmüş. Başkasıyla burada evlenmiş, burada ölmüş, başkasıyla evlenmiş ve eskilerden bu şekilde olanlar da var. Annem anlattırırdı. Kurşunlar der böyle önümüze düşerdi. Trenle gelmişler, yolculuk yapmışlar, Çorlu'ya yerleşmişler.
Selanik'e kadar 250 kilometre yolu yayan yürümüşler. Anladın mı? Annemin babamın anlattığını konuşayım ben sana. Yayan yürümüşler. Hasta var, çoluk var, çocuk var. Anladın mı? Yani yollarda bir sürü yakınlarını, bir sürü çocuklarını kaybetmişler. Rahmetli anneciğimin babası, Ramiz dedem, çocukmuş. Çok ağladığı için yolda bırakmışlar. Yolda terk etmişler evlatlarını. Ya ölecek diye. Hasta, rahatsız. Arkadan gelen diğer misafirler, komşular, ısım akraba. Onlar getirmişler de işte yaşayacak gün var. Kimisi çallar altından kaçıyor. Kimisi şeyden kaçıyor. Binalardan gelen o kadar. Benim halam vardı. Halamı 3-4 yaşındaymış. Attılar onu köprüye bıraktılar. Bıraktıktan sonra köprüye amcam dedi, neyse anne kardeşim dedi, kardeşim dedi, bıraktık köprüye dedi. Derhal dön dedi, gitmiyoruz dedi. Vurursa vursunlar bizi dedi. Kalktılar döndüler, aldılar onu. Herkesin bir eşya taşıma garantisi vardı. Bunlar ücretsiz taşınacaktı 100 kiloya kadar. Sonrasında ücret vererek taşınacaklardı ama pratikte bu olmadı. Birçok şeyi satmak ya da bırakmak durumunda kaldılar. Teori güzel de pratiğe dökünce pratikte bunun uygulaması olmadı. Sevdikleri birçok şeyi bırakmak durumunda kaldılar. Babamlar oradan nakil bir öküz arabasına konmuşlar. Ne alacak öküz arabası? Dört teker, tahtadan yapılma teker. Gelmişler bu tarafa doğru. Demir'e gelmişler, biraz zor gelmişler. Oradan gelirken bütün mallarını sattıkları için para şeye çevirmişler. Paraya, o zaman altın geçiyormuş. Altına çevirmişler ve koyacak yer bulamamışlar. Toprak çömleklere koymuşlar altınları. Üzerine tereyağı dökmüşler. Öyle getirmişler gelirken. Yolculukta çok sıkı tedbirden geçtik dedi aramadan. Benim anam rahmetli yeni gelin sayılır işte, 3 tane çocuk sahibi. O zaman ben dedi dilsiz numarası yaptım. Bir elek varmış un elemek için, o kasnağın içine 300 tane sarı lira kasnağın arasına. Anama vermiş, anama sorular gümrükte bir şey. Dilsiz rolü yapmış anam. Milliyet altınları hepsi ne zaman kaçıyordular. Şey yaptılar, kemer altınları. Buralar gösteri falan hep altın. Hangisi yakalanırdı, soyardılar, dayak da geldiler, öldürürdü insanları. Dedemlerin anlattığına göre hisarla çevirili, yani kaleyle çevirili bir yere sokmuşlar onları oraya. Orada bir hafta çadırlarda kalmışlar. Sadece mübadele sırasındaki acılara kilitlenirsek, yani limanlarda yaşananlar, çadırlarda aylarca beklemek, salgın hastalıklar var. Salgın hastalıklarda topluca ölümler var. İskele kısmına geldiğimiz zaman günümüzdeki adıyla Kızılay, o zamanki adıyla İlali Ahmer Cemiyeti'nin faaliyetlerini görmekteyiz. İlali Ahmer Cemiyeti mübadillere çiçek aşısı, dizanteri aşısı, veba aşılarını yapmışlardı. Öncelikle çadır kurmuşlardı çünkü vapur her zaman gelmiyor. Vapuru beklemek için çadır kurup çadırlara ilaç, gıda, odun, kömür gibi yardımlarda da bulunmuşlardı. Selanik'te hemen hemen 20-25 gün gemi bekliyorlar. Gemi beklerken de benim annem çadırlarda oluyor. Selanik'te bekleme çadırlarında oluyor. Mübadelenin bekleme çadırlarında. Annem buraya tabii bir aylık falan geliyor. Çok dedi ağır, ölü olunca çok ağır gidermiş şey. Vapur gitmezmiş ölü var diye. Şimdi bazıları ölü olurdu der, saklardılar çocuklarını denize atmasınlar diye. Yolculuğun üçüncü kısmına geldiğimiz zaman ki asıl sıkıntılar burada da mevcut. Çünkü bazı vapurların yolculuğa elverişli olmadığı biliniyor. Bu bir gerçek. Gemideki olaylardan babam onun kesin olduğu için çok şey hatırlıyor. Ölenleri sarıp, ufak çocuk doğmuş olsa kadının annesinin kucağına alıp sarıp denize atıyorlarmış. Neden? O 15-20 gün sürecek olan yolculukta bulaşıcı hastalık bulaşmasın diye diğerlerine öyle bir önlem almışlar. Direkt Tuzla'ya gelmişler. İstanbul'dan sonra Tuzla'ya gelmişler. Tuzla'da revir var. Tarihi bir revirde. Bunlara hastalıktan dolayı kolera hastalığı varmış o zaman. Yani kırım oluyormuş. Ölenler çok olurmuş.
koleraya yakalanlar. Onlara aşı yaptılar, banyo yaptırdılar. Şimdi vapur dolu diyor. Yani emin anlatması. Biri de dedi İstanbul diyor, İstanbul'un kenarında Kartal'a gitmişler. Tuzla'ya. Bitlendik diyor yolda. Anladın mı? Yani temizlenmek için gittik diyor Tuzla'ya orada. O haydi öyle diyor bu tarafa vapur oldu diyor böyle. Bağırıyor diyor o gemi kaptan batıracağınız gemi. Sopayla pora pora neyse düzeltler diyor gemi. Mübadillerimizle yaptığımız kayıtlarda, sözlü çalışmalarda, kayıtlarda bu konuda yaşanmış ve denize atılmış çok bebeğin, cesetin olduğunu üzülerek duyduk. İşte gemide yaşadıkları sıkıntılar, işte taş bağlanıp işte ölülerini saklaması, işte denize atılmasın diye. Bunca insan bu kadar şeyi söylüyorsa bunlar masal değildir. Yani burada bir gerçeklik payı vardır. Abartılar da her zaman olabilir ama bu insanların öyle sen 5-6 asır oturduğun yerden toplanın diyorlar, haftaya gidiyorsunuz. Nereye gidiyoruz 5 asır kaldığımız yerden? Beş asır yaşanılan toprakları bırakıp ana vatanla vuslatlarına koşar adım gelir mübadiller. Orada geçirdiği yüzyıllar boyunca iç içe yaşadıkları toplumların dillerini, kültürlerini, yemeklerini de yanlarında getirirler. Gerek yola çıkmadan evvel yaşadıkları, gerek yolculukta yaşadıkları sıkıntılar yetmezmiş gibi burada da yepyeni sıkıntılar bekler onları. Bizimkiler Rumca'yı konuştukları için, Rumca bilenler vardı. Mesela romanlardan da hem Romanca hem de Rumca konuşanlar vardı. Ama bizimkilere diğer taraftan gelenler gavur demeye başladılar. Gavur demeye başladılar. Aralarında husumet oluştu. Bu sen Anadolu'da rahat etmen için ben Balkanlarda o senin gavur dediğin insanların içinde yaşamayı göze almış ailelerin torunuyum. Ben evladı Fatihan'ım. Evladı Fatihan ne demek? Evladı Fatihan şu demek. Fetih edenlerin çocukları demek. Fethedenlerin evlatları demek. Benim böyle bir unvanım var. Senin neyin var? He? Senin hiçbir şeyin yok. Ben senden daha üstünüm o zaman. Beni hakir görme. Beni hakir görmeye hakkın ve hukukun yok. Demek istiyorum yani. İletişim dili olarak bulundukları yer bir arada yaşayan insanlar Türkler Rumca, Rumlar Türkçe biliyorlardı. O gidenlerden Katina teyzeyle tanıştım. O zaman 97 yaşındaydı. Bizim dayımızı sordu. Çok güzel bir kelime söyledi. Dedi ki ben geldiğimde dedi hiç Yunanca bilmiyordum dedi. Hayriye dayıya ben dedi Türkçe öğrettim. O da bana dedi Yunanca öğretti. Aynı evi paylaşmışlar 1924'e kadar. Bizimkiler tarlaya gidiyordu. Annem yemek yapıp götürüyordu tarlaya. Biz evde kalıyorduk. Anneanne diyordum. Acıktım. O da diyor ki, "Tin aftotu acıktım, den katalaveno." Bu acıktım nedir diyor, anlamıyorum diyor. Dil sorununda tabii ki bazı sıkıntılar olmuş fakat kültür seviyesi olarak diğer gelen bölgelerden bir adım üstte olduğu için bunu çok fazla, özellikle Silivri bölgesi özelinde söylüyoruz, çok fazla yaşamadıklarını görüyoruz. Çift dilli olmaları, kültürel olarak da her iki kültürü bir potada eritebilmeleri Silivri'ye ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik kattığını söylememiz mümkün. Yani diğer mübadillerin dışında patriotların Türkçe bilmediğini belki herkes biliyordur. Anneannem şöyle ilenir böyle ah çekerdi hep. Ah patirdam, ah. Ah memleketim, ah derdi yani. Ben küçüktüm o zaman. Rumcayı da anneannemden öğrendim. Annem tabii özlem duymaz mı? Duyar tabii. Annesi zaten küçük ölmüş. Annem küçük kalmış 3 yaşında annesinden. Abisi 10 yaşında. Ablası 7 yaşlarında öyle. İkide bir döneceğiz umudu vardı. Babam, ben çok ufaktım vefat ettiğinde. 12 yaşında bazen konuşurduk. Baba anlatıyor tabii memleketi şöyle güzel, böyle güzel diye. Gideceğiz mi? Bilmem ki gideceğiz derler diyor. Yani hep o umudu şey tutmuşlar, taze tutmuşlar hep. Babam dedeme diyor ki, seni diyor istersen diyor şeye gönderelim, haca
istersen imkanımız var, göndereyim. Dedem babama diyor ki, kardeşim diye konuşurdu o böyle. Ve kardeşim diyor, sen bana diyor iyilik mi yapmak istiyorsun? Ya baba diyor, iyilikle ne alakası var? Yani imkanımız var, istiyorsan aklından gönlünden geçiyorsa gönderelim git. Sen beni diyor bırak diyor şimdi Kabe'yi de diyor. O bizim içimizde dursun, o Müslümanlığımızla ilgili. Sen beni diyor doğduğum yere getirsene diyor, doğduğum yere. Ben doğduğum yeri istiyorum. Benim babam hiçbir zaman burada olmaktan mutlu olmadı. Hep şunu söyledi. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar vatanım demiş. Hatta İstanbul'da değil de bizim Gümüşyaka'da yazlığımız var. Gümüşyaka'da çok daha mutluydu babam. Çünkü Gümüşyaka insanını kendine yakın hissediyordu. Ki sadece benim babaannem değil, oradan gelen bütün mübadil yaşlılar şöyle düşünüyorlar. Mustafa Kemal Yunan'a savaş açacak, bizim köylerimizi geri alacak, biz köylerimize geri döneceğiz. Burayı kesinlikle kendine ait hissetmemişler. Yani emin ol, babama o zaman deseydim babacığım hadi götüreyim seni oraya yerleşelim, hayır demezdi. Bir örnek yaşadım ben mesela, bir çay sandığında bir parça çay vardı. Yıllarca bu çayı saklamışlar. Hala da duruyor. Çay mübadele de Yunanistan'dan getirilmiş. Geldikten sonra buraya bu memleketten gelmiş çay olduğu için tüketmek istememişler. Kıyamamışlar ve çayı 100 yıl saklamışlar. Ah yavrum dedi. Arkada bir dağ vardı. Oradan bir dere çay akıyordu. Çok güzel bahçe içinde bir evimiz vardı. İki kapılı bir, iki kanatlı bir kapımız vardı. Oradan girilirdi avluya. Sonra evimiz hayat vardı. Orada atıllar vardı. Oraya mısırları koyar, tütünleri dizer, onları kuruturduk. Ağlıya ağlıya anlattı onu. Hep oradan bahsederlerdi. Hep oradan, şimdi ben yorum yapıyorum. Hep oradan böyle özenle bahseder. Demek gençliği orada geçmiş. Gençliğini özlüyor yani. Yoksa şimdi bu yaşta neyi özleyeceksin? Gençliği orada geliyor. Anlatırlardı hep. Bunlar geçtikten sonra da yaşama tutunma mücadelesi başlıyor bu sefer. İlk kuşak, ben hatırlıyorum şunu, bunlardan bahsetmeyi pek sevmezdi. Yani biz gelince küçükler veya babamlar mesela, onların yanında bile konuşmazlardı, susarlardı. Çünkü hep acı yaşamışlar, sıkıntı yaşamışlar. Bir tek şundan bahsedilirdi. Oradaki işte zengin toprakları, işte hayvan sürülerini veya işte evlerin, barklarını, her şeylerini bırakıp buraya böyle bir valizle, bir bavulla geldikleri konu edilirdi. Ve artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetteki, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu topraklar bizim vatanımız deyip bize orayla ilgili inanın hiçbir şey anlatmazlardı. Yok, istemezlerdi. Nereye onlar oturduğu evde rahat göremezlerdi. Sen Türkçe içeride konuştun mu çocuğunla yahut hanımınla, erkindeyse konuştuğun zaman o dışarıda o bekçiler, gece bekçileri ha Türkçe konuştu, sabah gel bakalım. Yatırılar falakaya. Ya. Öyle ızdırap, bir daha özenç duyar mı gitsin geri? Geri gidemezdi. Onlar kaçtığına şükrederler. Ha, orada bir kadın sordu bana. Dedi ki, nerelisin sen dil bildiğim için? Yunanlı mısın dedi. Hayır dedim, Yunan değilim, Türk'üm ben. Ne olursan ol dedi kadın bana, insan ol dedi. Ecdadımızın Balkanlarda 500 yıl boyunca inşa ettiği kardeşlik ortamının en yakın şahidi olan mübadiller, ana vatanda iskan edildikleri yerlere de bu iklimi taşırlar. Ve yüzlerce yıllık bir birikimle birlikte düğün geleneklerinden el hünerlerine, benzersiz sofra lezzetlerinden türküler, manilere kadar birçok değeri de beraberlerinde getirirler. Mübadiller Türkiye'ye sadece taze kan, yeni nüfus taşımamıştır. Aynı zamanda çok ciddi bir kültür taşımıştır. Balkanlara has, beraber yaşamayı bilen, tolerans sahibi,
başka kültürlere, başka dinlere saygı duyan, geleneksel ve ahlaki esaslı bir dine sahip, bu dinin öyle şimdiki din algısında olduğu gibi zor ritüelleri yok, ahlaki esaslara sahip, son derece medeni bir kültürü Türkiye'ye taşıdılar. Cuma'dan başlardı düğün, 3-4 gün sürerdi. Gelin alındıktan sonra beygir arabalarını kapatırlardı o zaman. Kapalı arabalarla köylere giderlerdi. Ata bindirilirdi gelinler. Atla getirilirdi, dolaştırılırdı. Gelin almaya götürülürdü, dolaştırılır, getirilirdi falan. Fakat damat almaya gelince damatı istemiyorlar. Adetler öyledi. Damat gelmiyor gelini almaya. Gelinin tarafı geliyor, abileri, ablaları, onlar gelip alıp götürüyorlar. Her kapıyı kapı kapı davullar gezer, düğüne davet eder. Şimdiki gibi sosyete yok. Ondan sonra iki gün iki gece düğün olurdu. Bu köyde 3 gün sürerdi. O zaman şimdiki davulcular, zurnacılar günübirlik gidip geliyor ama o zaman o imkanı olmadığı için genelde cuma günü başlardı. Cuma günü davul zurnacılar gelirdi, 3 kişi, 4 kişi. Yine kadınlar içinde daireci derdik biz. Bunların bu tef çalanları daireci derdik. Onlar gelirdi ve 3 gün boyunca pazar akşamına kadar da köyde kalırlardı. Ne yapılmazdı ki? Ne yapılmazdı düğünler? Düğünler bir sefer 3 gün 3 gece davul zurnalar çalardı. Tamam mı? Efendim sabahleyin de damadı uyandırmak için davullarla giderlirdi. Sabahleyin damadı kalırlardı. Gelini gider alk, damat gidemez ki, yasak, yasak efendime söyleyeyim. Gider halk gelini gelin arabasıyla, at arabasıyla, örtüle at arabasıyla alır, getirir damatın evinde tabii öyle bir iniş olurdu şeyimize, düğünün sonu. Eskiden çok vardı gün adetleri, bir gelin almaya gidersin kınaya, horozlar mı yok peşkeşlerde, neler yok, para mı yok, meyve mi, yemiş mi, ne istersen var. Tabii toplanır millet alaya, tu pişkeş halevi mi, natus kalorisi mi, komaki kalitira, komaki zurlotira, işte öyle öyle hani şarkısından yine böyle işte. Tabii damadı tıraş ederken ağlardı genç anneler. Onlar dua şey yaparlardı, öyle bir şarkıları vardı. Oyunu da vardır. Yatu yatu tupiş. O soruyor yani bizim ne derler ona? Bahşişimiz nerede? O da diyor işte getirdim. Fazla şey etmeyin yani falan. Ve oyundan sunar onu. Mübadiller dediğimiz gibi Türkiye'nin birçok yerine yerleşiyorlar ve gelirken kendi mimarisini, dillerini, düğünlerini, düğün geleneklerini, hıdrellez geleneklerini, müziklerini, yemeklerini, çalgılarını, giysilerini, pek çok kültür unsurunu beraberinde getiriyorlar. Gelin geldikten sonra bütün köylüye yemekler verilirdi. Bakır kazanlarda özel aşçılar vardı. Düğünlerde bunlar yemekleri özel olarak yapan aşçılar vardı. Onları düğün sahibi tutardı. Dana kesen dana keserdi. Koyun kesen koyun, koç kesen koç. Etli yemekler verilirdi bütün köye. Saçılık tabir ettiğimiz gelenek vardır. Şimdi pek fazla değil ama o dönemde davul zurna 2 gün boyunca işte yakınları, akrabaları düğüne destek olsun diye ekmek yapıyor, börek yapıyor, tatlı yapıyor. Ve işte diyor ki, işte Atçıalalar'da pidemiz var, böreğimiz var, dangara dangara davullar çala 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 gider alırlar. İlla ki davul zurna gidecek, o ekmeği alıp gelecek. Patriotların yemeklerinin güzel olduğunu söylerler burada Silivri'dekiler. Pırasa yaparlardı, içine de ekşi erik atarlardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ne yemekler, ah bir çocuğum. Ne bir cırıtı, ne kaymak, petura, ruşniça. Neler yapıyorduk, ne baklavalar ki, neler hep onları hep yapıyorduk. Yemek hususunda böreklerden bin bir çeşit var, bin bir çeşit. Sütle yapılan galatopta derler hani, süt tatlısı.
O meşhur bir tatlı, bizim patriotların yani meşhur tatlısı. Mübadiller tabii yemekleriyle yerli halkı etkiliyorlar ve Anadolu'da bir değişim yaratıyorlar. Biz mayalı pide yapardık. İşte böyle fasulye gideriz, şey deriz, tavuk haşlaması yaparız, kakoşka deriz Bulgarça bizim dilden. Hatta Türk'ü dili yani, biz Makedonca konuşuruz. İşte şey, tatlı yapardılar böyle şey, gözleme derdik, içinde süt atardık. O şeyleri yapardık yani. Hala da devam ederiz yani, bildiklerimizi yaparız. Pita derler, o fakir yemeği tabii. Kendi yetiştirir soğanını, buğdayını. Un, börek yaparlar, soğanlı. Sağdan soldan topladıkları ekşi erikleri de kaynatırlar macun gibi. O pitanın içine dökerler. O mayhoşlu bir yiyecek olur yani. Zevkle yersiniz. Et met kıyma falan aramazsınız. Ondan sonra güzel sarımsakla tereyağı ilaçlarsın. Üstüne sarımsak şeyi koyarsın, etleri, parmaklarını yiyesin. Üstü de aynen gene öyle yağlanır, üst üste konur. O da açılır, büyük buruştur böyle. Tepsinin üstüne gene koyarsın. Fırınlarsın. Çok güzel olur ama. Böreklenmiş çok güzel olur. Patriot börekleri tatlılar, tuzlular, petrolar, dilmeler. Yemesine doymaz. Ayrıca mübadiller Anadolu'ya mayalı ekmek yapımını getiriyorlar. Bu önemli çünkü o zamana kadar çavdar ve arpadan mayasız olarak ekmekler pişiriliyor Anadolu'da. Mübadiller hem buğdaydan hem de mayalı fırınlarda ekmek pişirme yöntemini getiriyorlar ve bu artık ondan sonra yaygınlaşıyor bütün Anadolu'da. Patriot böreği, börek, mayalı pita, ekmek, çeşit çeşit ekmek yapardılar. Mur tutarlar, maya koyarlar, sonra onu açarlar tepside. İçine hazırlarlar soğan, kıyma falan. Üstünü de kapatıyorlar, böyle pişiriyorlardı. O zaman şey vardı, saç, kül üstüne koyardılar, altından kor, öyle pişirirdiler. Yemek dedin ya, şimdi hatırladım. Rahmetli büyük anneciğimin onunla beraber gitti, hepsi tarih oldu. Nohutlu ekmekleri olurdu. Onu mayalardı. Bir hafta 10 gün örterdi, belli bir sıcaklıkta mayalanırdı. Sonra en az 8-10 tepsi o fırınlara, avludaki fırınlara atılır. Çıktığı zaman da mis gibi kokardı, bütün mahalle kokardı. Sonra dönerdi Feride, büyük anneciğim nur içinde yatsın. Mehmet'im al şimdi bunu en az 7 komşuya. En az 7 komşuya, 8-10 komşuya keser ve gönderirdi. Zaten buna insanları, bizim babaanneler geldi sonra öğrendiler baklava burada. Baklava bilmezdi bu gümüş akabili. Vallahi bilmiyordular. Hep bizimkilerden öğrendiler. Çok biliyordular. O gelinler çok biliyordular. Mani, o herederlez mani söyle düğünlerde ama Arman'da günlüdük keserdik. Kafa kafa keserdik. Beygir ama gitti. Arman'a dökeriz. Arman'da yığılır kocaman gelir kızlar. Hem günde döverler hem mani söyler tabii, o bizim gençliğimiz, o onun lezzetine doyulmaz, o başka bir şey o. Tabii çeşme başında falan laf atarlar, bilmem ne atarlar, mani de söylerler. Mesela Fener Köyü'nde bayramlarda, şimdi unuttum da ben, nasıl diyorlardı? Gel bayram, git bayram, gene gel bayram, buluşalım derdi kızlar çocuklara. Egnesinin ana nokumata nema tavanın tu furnu pantaka çika lojisan tu nema yakinana porete menapalı çukur kıçı 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 kıçı. Bu çocuklar için söylenirdi. Bu nedir? Nine geliyor, elinde fırına koyduğu yünleri karıştırmış keçiler, o keçileri kesmeye koşturuyor. Kıçı kıçı da o yani. Yani böyle böyle şeyleri, sözcükleri vardı, masal gibi. Babamda çok şarkı vardı babam. Durduğu yerde babam şarkı söylüyordu. Manileri de söylerdi tabii. Ama onları hatırlamıyoruz. Anneannemin söylediği manilerin dışında bir de bir ağıt gibi bir şarkıları vardı. Bunu ben şimdiye kadar kimseden duymadım ama anneannemden duydum. Diyordu ki, ah Mustafa Kemal Tikala, Tikala yakamız ki masifiriz. Öyle iyi yaptın ki bizi buralara getirdin, vatanımıza getirdin diye.
Tüm çektikleri sıkıntılara rağmen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal'e inançları ve bağlılıkları bir an olsun eksilmez. Onun bir hemşerisi olmanın haklı gururunu yüreklerinde bir onur madalyası gibi taşırlarken, çocuklarını, torunlarını onun izinde yürüyen birer nefer olarak yetiştirmeyi de yine bir vazife bilip ifa ederler. Yani bir Naçnasliçli'de, bir Serficeli'de, bir Kozanili'de, Manastırlı'da ben Atatürk'ün hemşerisiyim, Selanikliyim diyordu. Oysa Selanik bir eyalet, Kozan'a Manastır farklı eyaletlerdi, vilayetlerdi. Buna rağmen Selanikli olmanın şuurunda, bilincindeydiler. Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerisi olmanın onurunu taşıyorlardı. Orada yaşanan bir vatansızlık var. Yani vatansızlık acısının ne olduğunu bilen insanlar vatanın kurtarıcısına o denli değer verirler. Atatürk'e derin bir minnet, derin bir hayranlık, derin bir sevgi ve saygının olduğu bir ailede büyüdük. Bu evladı Fatihanlarda veya mübadillerin tamamında böyledir. Kuşkusuz ki Aziz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, yaptığı inkılaplar ve günümüzün Türkiye'sinin inşasındaki rolünün ne kadar büyük olduğunu sizler de takdir edersiniz. Onun için Atatürk'ün resmi bizim evlerimizde hep baş köşede asılı dururdu. Her yerde mutfakta bile var. Atatürk benim canım. Her şeyin önünde o. Kendini hiç düşünmemiş o. Hep halkını düşünmüş. Yani onun gibi adam bir daha dünyaya gelmedi zaten. Amcamla konuşurken dedi, bilirsin kardeşim dedi, Atatürk öldü ama göstermizlerler. Benim aklıma geldi şimdi. Hep o şeyi bilirim yani Atatürk öldü diye. Atatürk'ü çok severdik ya. Küçükken Atatürk adı diyor. Ya Atatürk küçükmüş annem o zaman zaten. Atatürk getirdi bizi derdi. Atatürk kurtardı. Onları söylerlerdi. Hele hele yani bu ülkede yaşayan her adamın, bırak sadece bizi. Biz hadi kendimizi ona yakın hissediyoruz, tamam. Ama bu ülkede bugün nefes alan, bugün ağacım var diyen, benim arabam var diyen, tarlam, tapum, şuyum, buyum, neyi varsa bu ülkede yaşıyorsa, nefes alıyorsa ona secde etmeli, ona şükran duymalı, ona bağlılığını belli etmeli. Böyle anlattılar da Atatürk Allah razı olsun derlerdi bizi kurtardı Gavur zulümünden. Öyle anlattılar da işte yani Atatürk'ü çok severlerdi yine. Atatürk öldüğü zamanı bütün dönemler Allah'a layık kalmış evlat. Atatürk'e çok büyük saygıları ve sevgileri var. Yani şey anlatıyorlar işte, annem özellikle okuldaymış o zaman, ağladığını hatırlıyor. Herkesin ağladığını, onlar da ağladığını falan Atatürk'ün ölümünde. Çok severdiler Atatürk'ü. Çok severdiler. O kurtardı bizi dedi. O olmasaydı biz yaşamazdık şimdi dedi. Hepsi dedi, gavurlar bizi alacaktı dedi. Hep öldürürdüler bizleri derdi. Kurtardı Atatürk bizi der. Hep öyle derdiler ya. Atatürk'ü çok severdiler. Bundan başka daha nasıl iyilik görelim? Atatürk sevilmeyen adam mı? İmkan mı var? Vallahi Atatürkçü, bizim Müslümanlar hep Atatürkçüydü yani. O çok yani Atatürkçü bizim böyle. Gavur memleketinde kimi anacaksın? Papazları mı anacaksın? Tabii Atatürk'ümüzü anacaksın. Nur içinde yatsın. Onun gibi bir lider var mı? Tamam mı? Ben her sabah dua ediyorum bizi böyle bir memlekete yerleştirdi. Bir sefer onu söyleyeyim. Neden? Ben öyle diyorum. Dünyada Silivri gibi yer yok diyorum. O can harbimiz bizim. Bizim başbuğumuz o. Bizim kalbimizde. Öyle rozette Atatürkçü değiliz biz. Kalben Atatürkçüyüz yani. Atatürk büyük önder. Mustafa Kemal'i ben sadece kravatımda ve rozetimde taşımam. Bir Türk milliyetçisi olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir mübadil olarak beynimde, kalbimde taşırım. Atatürk, ne desem Atatürk için az. İfade edilmez. Lafla Atatürk ifade edilmez. Atatürk dünyaya bir tane gelmiş bir yaratık. Allah onu bize lütuf etmiş bu Türk milletine. Biri neydi bilir misin? Hani kaynam der, ah demiş Atatürk. Neredeyse çıktı demiş, şimdi bir söylüyormuş. Çıktı der, göresin Türkiye'nin halini diyormuş.
He? Atatürk'ü arar millet. Çıkta göres Türkiye'nin halini dermiş şimdi. Atatürk bugün dese canını ver, ben kalkacağım Atatürk için canımı veririm. Zaten ismim benim üzerinde Cumhur. Cumhuriyet Bayramı olmuşum ben, dünyaya gelmiştim. İsmim üzerinde. Atatürkçüyüm. Elhamdülillah. Şimdi böyle muhabbetlerini dinliyorum ben şimdi. Yani yalnız babam değil hepsi. Atatürk böyle söyledi. Atatürk'ün her lafına inanıyorlardı. Ona çok bağlıydılar. Çünkü hürriyet verdi onlara. Anladın mı? Atatürk öldüğü zaman ben 7 yaşındaydım. 550 hane o zaman çanta. Eski çanta 550 hane. Sene 1938, 10 Kasım. Atatürk öldü dediler. Eski köye gidersek, o eski okulun orası. Ne kadar canlı insan varsa hepsi millet bahçesi diye temsili bir de tabut yaptılar Atatürk'e. Ne kadar canlı varsa çocuklar inanın buna ağlar. Büyük, küçük, kız, bebek, hatta ve hatta köpekler ablar be. Hayvanlar bağırır. Atatürk öyle bir adamdı yani, öyle bir dehaydı. O bulunmaz. Ulan ben ağlarım. O kadar Atatürkçüyüm ben. Demburum anam, demburu siliferi tuyatro. Doktor diyor getirin. Demburum anam, demburu siliferi tuyatro. Zapao pidim, zatun feru tuyatro. Ama tıza sipi nami pispi zimu. Zasipo manam, zasipo, tıza mi pi nasipo. Tunifiratu yatro pidimu, tıza sipi nami pis. Nasipo manam, nasipo, kimi pi yatros nasipo. Nasipay manas, nasipay stuhuyo. Demburu manam, demburu. Siliferi tuyatro. Perasayna, perasayna kavre kalo keri. Oran türküsü o. Perasayna kabre kalu keri. Apoyep ya siski nur yon filu. Sandu nep ya sa, sandu nep ya sa tun filu. Ksenu sinibri tuna finu bedimu. Ah oğlum yaşandık.